Merhaba değerli arkadaşlar. Doğal alanlarda yetişen şifalı ve yenilebilir bir bitki iğnelik otu. İğnelik otu daha çok sonbaharda arazilerde doğada görülmeye başlıyor ve körpe yaprakları çıkıyor. İşte bu dönemde en lezzetli ve en uygun dönem. Daha sonraki dönemlerde hemen ekrana getirelim. Bakın arkadaşlar, iğne yapısında meyveler oluşturuyor. Bu nedenle İğnelik otu deniyor. İşte bu dönemlere yapraklar kartlaşıyor ve biraz daha lezzeti azalıyor. Ancak sonbaharda bu meyveler oluşmadan önce körpe yapraklar oldukça parlak yeşil renkte toplanarak yemeği yapılıp tüketiliyor. Özellikle Ege mutfağında çok makbul, aromatik bir yapıya sahip, tadı ve kokusu oldukça hoş. Bu nedenle meşhur iğnelik otu mezesi yapılabiliyor. Aynı zamanda suda haşlandıktan sonra sıkılıyor ve yağda kavrularak üzerine yumurta kırılıyor veya yoğurtlu şekilde mezesi yapılabiliyor. İşte doğal alanlarda şifalı ve yenilebilir iğnelik otu. İğnelik otunun faydaları arkadaşlar, kanamayı dindirici bir özelliği bulunuyor. Açık yaralara ve adet kanamalarına karşı da kullanılıyor. Yine bu bitki kurutulup şifalı çay şeklinde tüketildiğinde kan şekerini düşürür ve dengeler. Aynı zamanda mide rahatsızlıklarına karşı da tüketilir. İşte bunun hem yapraklarını toplayıp yağda kavurarak yemeğini yapıp bol bol tüketmeliyiz, hem de kuruttuktan sonra şifalı çay şeklinde tüketilebilir. İşte doğada şifalı ve yenilebilir iğnelik otu.